Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dolar TL kurundaki ani düşüşün sebebini sizlerle birlikte burada inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 6.82 üstüne çıkamayan dolarda düşüş beklentimizi her videomuzda anlattık. Fakat bazı çok bilmiş ekonomistler bize bu yönde tepki göstermişlerdi. Evet şimdi görüyorsunuz sonuç ortada. E, Dolar TL şu an 6.71'li seviyelerde. Sevgili dostlarım bakın e, biz bu kafamızdan uydurmuyoruz. Düşüş beklentilerimizi şunları bunları e, grafiksel bazı veriler karşılığında yaptığımız Elliot çalışmaları ve e, Amerikan Dolar Endeksini takibi ve daha birçok veriyi bunların içine katarak hem teknik hem grafiksel olarak yorumlamayı bulmaya çalışıp sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ee, bazıları gibi 5-10 dakikalık çalışmalar yapıp e, sizlerin önüne anlık sunmuyoruz. Yaptığım çalışmalar bazen e, günlerce de sürebiliyor. Bir sonuca ulaşabilmek için günlerce yapılmış çizimler ve grafikler e, ve teknik yorumlamaların eşliğinde e, bunları sizlere sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi dolar, altın ve e, gümüşü bu videoda inceleyeceğiz. E, bizler için hangi seviyeler kritik, hangi seviyelerde önemli destek noktaları var. Sizlerle birlikte e, bunun incelemesini yapacağız. Evet, görüyorsunuz e, dolar endeks'i arkadaşlar 4 saatlikte kırılmış, aşağı yönlü hareketine e, başlamış. ABD'deki e, George Floyd'un ve polis tarafından öldürülmesinden sonra çıkan iç karışıklıklar nedeniyle ABD doları e, dünya genelinde zayıflama göstermiştir arkadaşlar. Evet bizim de dolarda düşüş beklememizin nedeni şuradaki kırılım arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki takozun kırılımı. E, bunun hedefi de arkadaşlar dolar endeksinde burada bir 100 puan Burada da 98. 2000 puanlık e, burada bir beklenti var arkadaşlar. Kırılım da buradan geldiği için 98.000'den. 2000 e, dolar endeksinde arkadaşlar 96.000 beklentimiz. Ve dolardaki düşüşün daha devam edebileceğini e, söyleyebiliriz. Haftalık bazda da baktığımızda. Evet gayet net arkadaşlar görüyorsunuz buradaki kırılımın gerçekleştiği noktayı. Takozun aşağı yönlü kırılmasından dolayı da e, dolar endeksi 96 binli seviyelere doğru yönünü çevirebilir. Ta ki düşüş daha da derinleşir. ABD'deki olaylar dinmezse arkadaşlar e, 96 95.80 civarına kadar da e, dolar endeksi gerileyebilir. Dolar endeksini takipte kalıyoruz. Dolar endeksine baktıktan sonra dolar TL kuruna da geçelim hemen arkadaşlar zaman kaybetmeden bakalım dolar endeksinde neler olabilir. Evet dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar TL kurunda bizim belirlediğimiz sizlerin de fotoğrafını çekmesini istediğim seviyelerimiz mevcuttu. Evet gördüğünüz gibi dolar TL kuru arkadaşlar şuradaki yükselen ee, 670'ten başlattığı 669'dan başlattığı yükselen e, kanalını 682 seviyesi bizler için önemli dediğimiz seviye 682 seviyesini yukarıya kıramayıp buradan büyük bir e, dolar endeksinin etkisiyle de satış yiyip tekrardan 671 seviyesine doğru gerileme gösterdi. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli beni iyi dinleyin. 671 bizim için ee, önemli bir destek seviyesi. Doların önemli bir destek seviyesi. Ee, eğer dolar TL kuru bu 6.71 seviyesi üzerinde e, tutunamazsa ikinci bir kuvvetli destek seviyesi aşağıda 6.65 seviyesinde gözüken destek seviyesi 6.71'i takipte kalacağız. Onun altında da 6.65'teki eee kuvvetli destek noktasını sizlerle birlikte e, takip edeceğiz 4 saatlikte indikatörüne baktığımızda stokastik indikatörümüz hala e, düşüş yönü hareketine devam etmekte yani 6 71in seviyeler dolar TL kurunda hala görülebilir günlük bazda indikatörüne baktığımızda aşırı e, satış bölgesinde hala devam etmekte hareketlerine şurada bir e, düşen kanalımız vardı arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki düşen kanalımızı e, tekrardan bu kanalın içine girecek mi dolar kuru onu takip edeceğiz bu kanalımızın üst tarafı 6.71 seviyesinde bulunuyor evet burada 6.71 takipte kalacağız evet şöyle bir kanalımızı belirlediğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz düşen kanalın üst seviyesi de 6 65 seviyesinden geçmekte. Beklentim dolar TL kuru'nun bu 665 seviyesine kadar e, geri geleceği yönünde arkadaşlar, bu seviyeye kadar e, ineceği yönünde. Tabii kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmasın. Sizlerle birlikte ilk etapta e, bu seviyeyi takip edeceğiz. 671'in kırılmasıyla benim beklentim buradaki e, düşen kanalın üst çizgisi 665 seviyesine kadar dolar TL'nin e, geri geleceği yönünde bu beklentimi hala korumaktayım gram altına da bakalım gram altında neler olabilir gram altında da beklediğimiz bazı seviyelerimiz vardı Evet gram altına da baktığımız zaman biliyorsunuz gram altında Şuradaki 382 seviyesi önemli demiştik gram altının bu 382 seviyesi üzerinde kapanış yapması şart demiştik fakat gram altında bu seviye üzerinde Kapanış yapabilmeyi başaramadı arkadaşlar. Görüyorsunuz e, yukarıdan gelen e, düşen kanal çizgilerimiz yukarı yönlü kırılamadı. Kuvvetli bir al sinyali olabilmesi için gram altında mutlaka 382 üzerinde kapanış şart dedik. Bu kapanışı yapamadığı takdirde aşağı yönlü hareketler e, tekrardan 374 ve 371 li seviyelere doğru gram altında da e, tekrardan aşağı yönlü hareketler görülebilir Arkadaşlar bu e, seviyeler takibinizde olsun gram altında e, benim için ilk önemli olacak seviye arkadaşlar Şuradaki 364 seviyesi Tabi ilk etapta arkadaşlar 365 e, takimizde olacak seviye. Onun altında da 365 seviyesinin altında da tam ölçüm yapalım. Evet. Şurada ilk etapta 372 seviyesini takipte kalacağız arkadaşlar. Hatta 369 seviyesi. İlk etapta 369-370 seviyesi <laughs> gram altında takibinizde olacak önemli seviye arkadaşlar. Ee, eğer gram altın 369-370 seviyesinde tutunmasını gerçekleştiremezse arkadaşlar aşağı yönlü hareketler bir alt bantı olan 365 seviyesine doğru e, gerilemeye devam eder. Evet 370 altında bir kırılım da gerçekleşebilirse aşağıda 365'li seviyelere doğru gram altında da e, yönümüz aşağı diyebiliriz. E, gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşte neler olabilir? Gram gümüşte biliyorsunuz arkadaşlar son videomda artık dörtlü seviyelerden bir e, kar satışlarına başlanması gerektiğini bildirmiştik. Buralardan da dediğimiz gibi e, bir satış... E, olayları meydana geldi. Gram, gram gümüşte. Şimdi gram gümüşte arkadaşlar dolar tl'nin geri çekilmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketler e, 3.86 civarına kadar gerçekleşebilir. E, bunu ons grafiği üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz gram gümüş e, grafiği bende mevcut değil. E, geri çekilmeler e, 4 altında kapanış olduğu müddetçe 386 ve 375'li seviyelere doğru geri çekilmeler e, gram gümüşte görülebilir. Gram gümüşte de 386 seviyesi aşağı kırılmadığı müddetçe e, gram gümüşte yön hala yukarıdır diyebiliriz. Eee ons gümüşe de baktığımız zaman ons gümüşte bizim için 1722 seviyesi önemli. Yukarıda da kırması gereken önemli bir direnç seviyesi. 18.50 seviyesinde bulunmakta 18.50 seviyesini yukarı yönlü kırması halinde yukarı yönlü hareketleri e, ons gümüşün 18 19 e, civarına kadar gidebilir Fakat bunun için Şuradaki kanalın yukarı yönlü kırılması lazım bu kanalımızın e, üst tarafı da 1850'den geçmekte 18 50'yi kıramadığı takdirde e, tekrardan 17 25 civarına doğru 17 17.25 17.50 civarında doğru. E, gümüş ons'ta da geri çekilmeler görebiliriz. Şu an günlükte baktığımızda hala aşırı alım bölgesinde görünmekte gümüş ons. Haftalık bazda da baktığımızda yön hala yukarı. Evet kritik seviyesi 17.50 diyelim arkadaşlar. 17.50 seviyesi aşağı yönlü kırılmadı müddetçe gümüş ons'ta e, yön hala yukarı ve ilk hedefi 19'lu seviyeler olarak gözükmekte e, bir miktar geri gelmeler yaşansa da e, bunlar alım fırsatı olarak e, değerlendirilmeli yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla diye düşünmekteyim arkadaşlar orta ve uzun vadedeki arkadaşlar için e, 17 seviyesi kırılmadıkça herhangi bir sorun teşkil etmemekte yukarı yönlü 19'lu seviyelere doğru e, gümüşte yoluna devam edecek e, gram gümüşte onsa bağlı e, yukarı yönlü 4-15 e, ana hedef bölgem olan seviyeye doğru e, zaman içerisinde yönünü çevirecektir. İlk etapta 3.86 gram gümüşte geri çekilmelerde takip edilecek seviye. Hatta 3.75-3.86 seviyesi e, geri çekilmelerde tekrardan alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla yön e, gümüş tarafında geri çekilmeler yaşansa da kısa bazlı hala yukarı yönlü olarak gözükmekte. Kar, kar realizasyonu 4 liranın üstünde kar e, realizasyonu yapan arkadaşlara da karlar hayırlı olsun. E, geri çekilmelerde e, bu seviyeleri tekrardan değerlendirebilirler. E, o vakit geldiği zaman tekrardan da bir video yapar genel bir değerlendirme yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar dolarda 6.71 desteği önemli. Burası kuvvetli bir destek. Bunu aşağı yönlü kırabilirse ikinci bir kuvvetli destek bölgesi de 6.65 bölgesinde bulunmakta. Gram altında bizler için 382 önemli dedik. 382 üzerinde kapanış yapamadıkça ilk etapta 372 ve onun altında 365 destek noktaları gram altında takip edilecek önemli Destek noktaları olarak gözükmekte. Gram gümüşte de 4 lira üstü e, kar realizasyonuna gidilebilir dedik. Evet 4 liranın altında geri çekilmelerde düzeltme olarak e, görebileceğimiz seviyesi. 3.86 seviyesinde bulunan destek seviyesi. E, fakat ONS tarafına baktığımız zaman da e, hareketin hala yukarı yönlü kuvvetli olarak gözüktüğünü görüyoruz. E, ONS tarafında da 17 50 diyelim daha sağlam olsun 17 50 aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıda 19'lu seviyelere doğru e, gümüş onsun hareketlerine devam edeceği görülmekte gram gümüşte de 4 15 3.86 aralığı hala ana hedef aralığı olarak gözükmekte Şimdilik dolar altın ve gümüşle ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret videolarım hoşunuza gidiyor ve sizlere bir fayda sağlıyorsa e, lütfen beğeni atmayı unutmayın Hatta kanalımı başka mecralarda Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralarda paylaşırsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.